155. sayfa. Birinci soru. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazalım. 5 lira 500 kuruşa eşittir. 9 lira 10 kuruş. Şimdi 9 lira 900 kuruştur. 10 kuruşla toplarsak 910 kuruş olur. 1 lira 75 kuruş. 1 lira 100 kuruştu. 75 ile toplarsak 175 kuruş yapar. 250 kuruşun içerisinde 2 lira 50 kuruş vardır. 405 kuruşun içerisinde 4 lira 5 kuruş vardır. 600 kuruş ise 6 liradır. Bunun kuruşu yoktur. İkinci soru. Aşağıdaki madeni paraların kaç lira kaç kuruş ettiklerini karşılarındaki noktalı yerlere yazalım. Evet burada 1 lira 50 kuruş var. Burada ise toplamda 75 kuruş var. Burada ise toplamda gene 3 tane 25 75 kuruş var. Burada 50 kuruş, 25 daha 75, 10 kuruş da burada, 85, 5 kuruş da burada. Toplam 90 kuruş var. Burada ise 1 lira var. Kuruş olarak da 75 kuruş var. 1 lira 75 kuruş. Burada ise 2 tane 50 kuruş 1 lira yapar. Bu ikisinin toplamı da 75 kuruş olur. Yani 1 lira 75 kuruştur. 156. sayfa. Aşağıdaki problemi defterimize çözelim. Elif Anneler Günü için bir vazo almak ister. Vazonun fiyatı 10 lira 50 kuruştur. Elif'in biriktirdiği para 7 lira 75 kuruştur. Buna göre Elif'in kaç liraya ihtiyacı vardır? Vazonun fiyatı 10 lira 50 kuruşmuş. Elif'in biriktirdiği para ise 7 lira 25 kuruş. Şimdi bu ikisinin farkı. Bakın 10 liradan 7 lirayı çıkarırsak 3 lira. 50 kuruştan da 25 kuruş çıkarırsak 25 kuruş olur. Yani Elif'in 3 lira 25 kuruşa ihtiyacı vardır. 157. sayfa bölüm değerlendirme. 1. soru. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazınız. A şıkkı. 4 tane 25 kuruş 100 kuruşa eşittir. B şıkkı 6 tane 10 TL 60 TL'ye eşittir. C şıkkı 4 tane 50 kuruş 2 TL'ye yapar C şıkkı 2 tane 100 TL 200 TL'ye eşittir. İkinci soru aşağıdaki ifadeleri kontrol ediniz Önlerindeki kutulara doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y yazınız. Evet, 7 tane 10 TL 70 TL'ye eşittir. Bu doğrudur. 6 tane 50 kuruş 3 lira 50 kuruşa eşitlenmiş. Bu yanlıştır. 6 tane 50 kuruş 3 liraya eşittir. Kuruşu olmaz. 3 tane 20 TL 60 TL. Bu doğrudur. 50 tane 1 kuruş 500 kuruş bu da yanlıştır. Çünkü 50 tane 1 kuruş 50 kuruş yapar. Üçüncü soru aşağıdaki paraların kaç lira kaç kuruş ettiklerini karşılarındaki noktalı yerlere yazınız. Burada 10 lira var. Burada da 10 lira var. 5 lira ve 1 lira. Bunları topladığımızda 10, 20, 25, 26 lira yapar. 26 lira bir de burada 50 kuruş var. 26 lira 50 kuruştur. Burada ise 50 TL, 20 TL, 10 TL bir de 1 TL. Bunları topladığımızda 50, 70, 80, 81 lira yapar. Kuruşu yoktur. Dördüncü soru Ayça'nın 20 TL'si vardı. Ayça tanesi 3 lira 50 kuruş olan kalemlerden 2 tane aldı. Buna göre Ayça'nın geriye kaç lirası kaldı? Şimdi kalemlerden birinin fiyatı 3 lira 50 kuruşmuş. Şimdi 2 tane kalem alırsa bunun toplamı 6 lira 100 kuruş yapar. Bu da toplam 7 liraya eşittir. Şimdi Ayça'nın 20 lirası vardı. 7 lirasına kalem aldığına göre 20'den 7'yi çıkardığımızda Ayça'nın geriye 13 lirası kalır. 5. soru. Aysel Hanım bakkaldan kilosu 5 lira 50 kuruş olan pirinçten 3 kilogram alır. Buna göre Aysel Hanım bakkala kaç TL öder? Pirincin kilosu 5 lira 25 kuruşmuş. Şimdi bundan 3 kilogram alırsa bunu 3 ile çarptığımızda 15 lira 75 kuruş olur. Aysel Hanım bakkala 15 lira 75 kuruş öder. 6. soru. Enes'in aşağıdaki görsellerde verilen kadar birikmiş parası vardır. Enes parasının 8 TL'si ile kalemlik, 23 TL'si ile çanta almıştır. Enes'in geriye kaç TL'si kalmıştır? Enes'in toplamda 20, 30 31 32 33 34 TL'si vardır. Şimdi Enes parasıyla 8 TL'lik kalem bir de 23 TL'siyle de çanta almış. Bu ikisini topladığımızda 31 TL yapar. Şimdi 34'ten de 31'i çıkardığımızda geriye Enes'in 3 TL parası kalmıştır. 7. soru. Sercan 5 tanesi 35 TL olan kitaplardan 7 tane almıştır. Kitapçıya 80 TL verdiğine göre Sercan'ın geriye kaç TL'si kalmıştır? 5 tanesi 35 TL olan kitapların bir tanesini bulmak için 35'i 5'e böleriz. 35'i 5'e böldüğümüzde 7 olur çünkü 7 kere 5 35'tir. Kitapların bir tanesinin fiyatı 7 liradır. 7 tane kitap almış. O zaman kitaplara toplam 7 kere 7 49 TL ödemiştir. Sercan kitapçıya 80 TL vermiş. Geriye 31 TL parası kalmıştır. 8. soru. Yandaki işlemlerden yararlanarak bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi defterinize yazıp çözünüz. Elif'in 100 lirası vardır. Elif tanesi 6 lira olan çikolatalardan 8 tane alırsa geriye kaç lirası kalır? Evet problemimiz bu şekilde. Şimdi çikolataların tanesi 6 liraymış ve 8 tane almış. Çikolataların toplam fiyatı 6 kere 8, 48 lira yapar. Elif'in 100 lirası vardı. 100 liradan 48 lirayı çıkardığımızda Elif'in geriye 52 lirası kalır.